kimler kimler söyledi, sevme o seni üzer diye. Ünlü popçu İrem Derici'nin meslektaşı Cem Belevi ile inişli çıkışlı yaşadığı ilişkisine bir kez daha ihanetin gölgesi düştü. Geçen haftalarda Amsterdam tatilinde kavga edip ayrılan, kısa süre sonra da İrem Derici'nin attığı adım sonrası barışan ikilinin bir kez daha yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Önceki hafta Cem Belevi, magazin hattına şu açıklamayı yapmıştı. İnişli çıkışlı bir ilişkiniz var. Gerçekten de biz takip etmekte zorlanıyoruz. Ben de zorlanıyorum. İnan zorlanıyorum yani. Yani inan şu an herhalde senin kadar biliyorum durumu falan diyormuş. Peki ben... Son durumda şu an aranız çok iyi olduğunu biliyoruz. İyi. Bir problemin olmadığını. İyi, çok şükür. Aman dilini milini ısır. Aman, bir şey diğerlere vuralım gel. Saate vuralım. Bu röportajın üzerinden henüz 2 hafta geçmişti ki Cem Belevi'nin İrem Derici'yi geçmişte Best Model ve İşte Benim Stilim yarışmalarına da katılan Azerbaycanlı Nergis Nesrullah'a ve aile aldattığı öne sürüldü. Dur, yavaş, bu haberin sosyal medyada yayılmasından kısa bir süre sonra İrem Derici ihaneti doğruladı ve sosyal medyadan şu olay yaratan açıklamayı yaptı. Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler. Ben nasıl bir gerizekalıyım arkadaşlar? Ben nasıl bir gerizekalıyım arkadaşlar? İsmine bir çizgi attım artık. Ertesi akşam Cem Belevi, en iyi erkek popçu ödülüne layık görüldüğü bir derginin gecesinde basının karşısına çıktı. Belevi röportajında hayırlı konser dilenmeler diyen İrem Derici'ye adeta gönderme yaptı. Mayıs ayında 9 tane konserimiz var. Onlara şimdi hazırlanıyoruz. 19 Mayıs festivalleri, Aydın, Karamürsel, Kocaeli, Bursa, Adana bayağı gezeceğiz. Bayağı kötümüş gibi olacak. Olacak tabii artık ya. Ama yani başlayalım artık değil mi? Özledik. Muhabirler sözü fazla uzatmadan konuyu ihanet olayına getirdi. İrem Hanım'a da bir beraberliğiniz vardı. Ayrılmadı. Evet. Galiba bir açıklamada bulundu. Biraz daha ağır bir açıklamaydı. Evet. Yani ilişkimle ilgili konuşmayı hani hiçbir zaman böyle hani basın önünde sevmedim. Pek tercih ettiğim bir şey değil. Ancak tabii bir paylaşımda yaptığı için kendisi birkaç şey söylemek istiyorum. Kendisine de ilettim zaten de. Aslında biz İrem'le sizin zannettiğinizden daha önce ilişkimizi noktaladık. Fakat bunu duyurmak istemedik. Daha doğrusu kendisi istemedi. Benden de rica etti. Özel bir sebebi var. Ben kendisine ve ilişkimize hala çok saygı duyduğum için o da bende kalacak. Karşımda bir kadın var her şeyden önce. Çok değerli bir meslektaşım var. Çok güzel de bir yürek var. Bir şey artık onu ne fevrileştirdiyse, ne öfkelendirdiyse bilmiyorum. Bir şeyler paylaşmış ama ben kendisini çok sevdim. Hepimiz ilişki yaşıyoruz, inişli çıkışlı. Yürütemedik, olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, aşkını dolu dolu yaşayan, hisleriyle hareket eden bir adamım yani. Adam gibi de seven bir adamım. Cem Belevi ihanet iddiasını kabul etmediğini belirtti. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok aldatma, yok başka şeyler. Böyle cümlelerle bile ben... Daha önceden de aldattığınız ama ilişkiye ikinci böyle, bir şans verildiği yani konuşuldu. Böyle bir şey olabilir. Şimdi tekrardan... Böyle bir şey yok. Bir manken. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olamaz da. Yani böyle bir... Ya benim aşka böyle bir bakış açım yok yani. Belevi, kendisine çeyrek popçu diyen İrem Derici'yi hala çok sevdiğini de öne sürdü. Popçuluğunuza da laf etti, konser dilen şeklinde. Onun çıkışı var. Ben çok ağır konuştu. Hala çok seviyorum onu. Hala da çok saygı duyuyorum. Onun yüreğinden gelenle fevrice ağzından çıkanlar biri olmayabilir. O yüzden ben takılmıyorum söylediklerine. Canı sağ olsun istediğini diyebilir ama içi rahat olsun. Benim de içim çok rahat. Asla kendisini aldatmadım. Ben hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri. Yani ben aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım. Söyleyeceklerim de bu kadar. Yani daha da samimi olacağım. Yani bizim anladığımız kadarıyla bu aşk bir şarkıya yansıyacakmış gibi. Aynen. Yeter, yaptık onları da. Sağ olun. Sizin de elinize emeğinize sağlık. Ben de şimdi sahneye geçiyorum müsaadenizle. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok sağ olun. Kesinlikle aldatma söz konusu değil. Değil. Peki neden ayrıldığınızı söyleyebilirsiniz? Daha öncesinde ayrıldık demiştiniz. Yürütemek. Tekrar bir barışma tanıtmış olmuştuk peki sonrasında. Ben de aslında belki haberin bile.
İrem Derici cephesinde ise işler aynı sakinlikle ilerlemedi. 35 yaşındaki ünlü popçu Cem Belevi'nin röportajını izleyip çılgına döndü ve şu zehir zemberek açıklamayı yayınladı. Über samimiyetsiz, açıklamayı izledim de ben birkaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi ha, ne dersin? Şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem mi olsun ilk konumuz? Yoksa alevler attın influencerlarla mı, sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya, bana fark etmez. See ya. Geçen ay magazin hatına Cem Belevi'ye olan aşkına haykıran Derici, şimdi ise pişmanlık dolu sözler sarf ediyordu. İrem Derici'nin açıklamasında ben birkaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya cümlelerini yazması üzerine sosyal medyada caps trafiği başladı. Ünlü popçunun uyanmasını isteyenler esprili paylaşımlar hazırladı. Çünkü çok seviyorum, yapacak bir şey yok yani, uzasını istemiyorum. Hani konuşmadığım, onunla vakit geçiremediğim her an kalbim sıkışıyor ve artık yolun yarısındayım. Ailede kalp var çocuklar. Beni kalbimden vuranlar var ya, sürüne 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 kapımı çalacak. Cem Belevi ertesi günde bir üniversitenin töreninde basının karşısına çıktı. Belevi'nin ödül aldıktan sonra kürsüde söylediği "Günaydın sevgilim" şarkısına geçen "Tatlı uykundan uyandığım" sözleri de manidar bulundu. Günaydın sevgilim, tatlı uykundan uyandın. Benden ayrı bu sabah güllere boyandın mı? Yalan mı söyledin yoksa kendini kandırdın mı? Ayrılık son kelime, sen buna inandın mı? Çıkışta soruları yanıtlayan Belevi, ihaneti ses kayıtları var diyen İrem Derici ile ilgili sert açıklamalar yaptı. Malum konuya geleceğim. Hiç gelme. Hiç gelme. Oldu. Hiç gelme. Evet. Bir ses kayıtları olduğunu söyledim. Sağ ol. Ses kaydı var mı peki? Öyle bir ses kaydı var mı? Vallahi sizden fazla bir şey bilmiyorum. Yani kendisi paylaştı sosyal medyada. Ses kayıtlarınızın ve bazı konserlerimi doldurduktan sonra İrem'den zaten ayrıldım. Dün mü başlamışım ben bu işe? Ben dün mü başlamışım? Ben bu ödülleri dün mü alıyorum? Herkes bir haddini yerine bilsin, mağdur edebiyatı yapmasın, kolay gelsin, ayıp da etmesin kimseye. Yani. Çünkü açıklayacağını söyledi, hani evet. Neye güvenerek böyle bir şey söyledi sizce peki? Ses kayıtları. Vallahi oldu. Senden çok bir şey bilmiyorum. Bugün yarın karşınıza bir şey çıkar mı? Hiçbir çıkmaz. Rahatım diyorsunuz. Var mı başka bir şey? Son olarak aldatılmayı da soruyor peki, öyle bir şey. Kimse mağdur edebiyatı yapmasın, herkes kendi duruşuna baksın, davranışını bir sorgulasın. Bu kadar. Sizin mi anlatıldığınız yoksa? Bir söyle. Teşekkür ederiz. Bakarız. Teşekkürler. Bir ilişkisi daha hüsranla sonuçlanan İrem Derici ise aynı akşam arkadaşlarının sahne aldığı mekanda şarkılar söyleyip stres attı.